beni çağırmışsınız Sema Hanım. Otursana Poyraz. Teşekkürler Taşkan. Aslında çağırdığınız iyi oldu. Ben de sizinle bir şey konuşacaktım. Öyle mi? Nedir? Kayınpeder. Bahri Bey'le benim fotoğraflamış. Velayet davasını geri çekmemi istiyor. Anladım. Da bu bana çok büyük bir mesele gibi gelmedi Poyraz. Ama bizim daha büyük bir sorunumuz var. Ne gibi? Sen ve Ayşegül gibi. Birlikteliğiniz gibi. Nasıl yani? Anlayamadım ben. Ne demek istediğinizi? Ben dün gece sizi bir barda gördüm. Bayağı yakındınız. Ne zamandır birliktesiniz Poyraz? Biz öyle birlikte falan değiliz Sema. Poyraz bana gerçekleri anlat yoksa senin için sonu hiç iyi olmaz. Tesadüfen oldu her şey. Yani ben buraya çalışmaya geldiğim zaman biz çoktan tanışmıştık. Bahri Bey'in kızı olduğunu da bilmiyordum ben Ayşegül. Ama öğrendin. Sonra? İş işten geçmişti. Ayşegül'ü seviyor musun? Yok. Bence sevmiyorsun. Sevmemelisin. Bak Bahri Baba seni seviyor. Dün gece seninle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben de onu seviyorum. Ayşegül'e çok değer verdiğini de anlatmama gerek yok sanırım. Ama bu hiç hoşuna gitmeyecek. Hele ki böyle gizli kapaklı. O da üzülür. Sen de üzülürsün. Ama bak size söylediğim gibi biz zaten tanışmıştık. Yani ben Bahri Bey'in kızı olduğunu nereden bilebilirim ki Ayşegül? Bilmiyordum. Ayşegül babasının yanında çalıştığını öğrense ne yapar sence? Bir daha yüzüme bakmaz. Bence de. Bir de bence çok üzülür. Ayşegül çok üzülürse baba da üzülür. Baba üzülürse sen de üzülürsün Poyraz. Ama olan olmuş. Beni ilgilendiren bundan sonrası. Anladım. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ayşegül'den uzak duracaksın. Bitireceksin bu ilişkiyi. Bu işi bitirmenin bir yolunu bul Poyraz. Ki herkes mutlu olsun. Buna oğlun Sinan da dahil. Ha, yok eğer yapamam diyorsan. O zaman Ayşegül yukarıda ve her şeyi öğrenmesi an meselesi.